Sevgili seyirciler, Türkiye'nin sosyal sorumluluk programı İyilik Her Yerde'ye hoş geldiniz. Bugün tarımda kadın istihdamını destekleyen, çiftçilerimize eğitim veren önemli projeleri konuşacağız. Konuklarım Türk Traktör Genel Müdürü Sayın Aykut Özüner ve Türkiye Aile Planlaması Vakfı Genel Koordinatörü Sayın Nurcan Müftüoğlu. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Aykut Bey, Türk Traktör olarak kadınlara yönelik çok önemli projeler yapıyorsunuz. Öncelikle kurumunuzu tanıyabilir miyiz? Türk Traktör çok köklü bir kuruluş. Bunu söylerken de bu sene 65. yılımızı kutluyoruz. Özellikle Koç grubunda birçok böyle uzun yıllar önce kurulmuş köklü kuruluşlar var ama 65 yıl önce tarımda mekanizasyon alanında yatırım yapmak üzere kurulmuş bir kuruluş. Ana işimiz ekipman, öyle diyorum, mekanizasyon, traktör üretiyoruz. İki tane fabrikamız var. Biri Ankara'da, biri Adapazarı Erenler'de. İki markamız var. New Holland ve Case. Ankara'da ağırlıklı olarak motor, şanzıman, katma değerli ürünleri üretiyoruz. Adapazarı'nda ise montaj fabrikamız var. Traktörün yanında da ayrıca iş makineleri alanında da faaliyette bulunuyoruz yaklaşık 4 senedir. Ve yine bunların ana işimiz olmamakla birlikte yanında özellikle tarım dediğiniz zaman ekipman da bunun ayrılmaz bir parçası. Ekipman üretimi ve satışında da özellikle son yine 3-4 yıldır büyüme hedeflerimiz var. Peki Türk Traktör olarak sizin kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımınız nedir? Nasıl projeleri desteklemeyi tercih ediyorsunuz? Yine çok genel bir yorum yapayım. Türk Traktör'de yeniyim, hemen itiraf edeyim. Aslında Women TV'nin kurulma günlerinde ben de Türk Traktör'e başladım. Hayırlı olsun. Koç grubunda eskiyim. Sosyal sorumluluk projelerinde genelde Koç grubundaki şirketler olarak hep kendi alanımızda belli alanlar belirlemeye çalışıyoruz. Bizim de genel olarak tarım diye baktığımız zaman eğitim ve eğitim bir numaralı aslında önceliklendirdiğimiz konulardan biri. Diğeri de toplumsal cinsiyet eşitliği. Bunları belirlerken hem kendi ihtiyaçlarımızı belirliyoruz. Topluma bunu ne kadar hızlı indirebiliriz, ne kadar hızlı yayabiliriz. Hem de genelde Koç grubu içerisinde belirlenmiş projeleri de paralel yapmak istiyoruz. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği de grup olarak önem verdiğimiz bir konu. Dolayısıyla bizim Türk Traktör'de iki tane ana konuda bir eğitim, tarımla ilgili, tarımda eğitim nasıl geliştirebiliriz, nasıl topluma yararız? İkincisi de toplumsal cinsiyet eşitliği. Şu anda öne çıkan iki ana konumuz. Peki Türk tarımında kadının yeri nedir? Güzel bir soru. Hızlı öğreniyorum diyeyim öyle. Şimdi ben eski otomotivciyim. Tarım sektörüne gelince mekanizasyon biraz da gerçekten otomotivle hep kıyaslayarak bakıyorum. Dışarıdan bir algılar oluyor insanın. Biz sonuçta şehirde yaşıyoruz. Bir de gerçek hayat var. Şehir dışında yaşanan hayat var. Bir kere ilk izlenimlerinden biri gerçekten tarımda kadının yeri çok önemli. Belki bu istihdam, kayıtlı bir istihdam değil ama kendi gözlemlerim, gördüğüm, hep arkadaşlarımdan duyduğum da gerçekten tarlada, bahçede, evde kadın her zaman tarımın içerisinde var. Aslında iki işi birlikte yapıyor. Yani hem ev işini yapıyor hem gerçekten bir fiil çalışıyor. Yine ilginç gelen konulardan biri son dönemde işte araba kullanımına baktığınız zaman son 10 senede 20 senede otomotivde hep böyle kadın sürücü şeyi arttı. Yine tarımda ben traktör kullanımında çok kadının traktör kullanacağını beklemiyordum açıkçası. Yine bizim kendi çağrı merkezinden yaptığımız araştırmada geçen sene yaklaşık %25'in ehliyeti var ve göreceli daha genç bir kitle, 30-35 yaşlarında ve bizim traktörümüz de mekanizasyon olarak da gerçekten tarımın o derece içerisinde. Yani sadece tarlada çalışmak veya hem ev işini hem tarlada çalışmak diye bakmamak lazım. Aslında tarımın en önemli, en zor denilebilecek, hani bir makineyi kullanma diyebileceğim konuda da gerçekten şaşırtıcı, beni şaşırttığını söyleyebilirim. %25 tarım traktör kullanan bir kitlemiz çok var. Ciddi oldukça bir rakam. Yüksek bir kitle. Kesinlikle var. Özellikle gençler arasında mı yaygın traktör kullanmak? Kadın olarak baktığın zaman daha gençler arasında. Ortalama yaş grubu yanlış hatırlamıyorsam 33-34 diye hatırlıyorum bizim örneklerimizde.
Filizlerin Mucizeleri diye gerçekten çok güzel bir projeniz var. Ben biraz onunla ilgili bilgi almak istiyorum sizden. Başlarken neyi amaçlamıştınız? Sanıyorum çok eski bir proje değil, birkaç yıllık bir proje. Başlarken ne hedeflediniz ve şu anda ne aşamadasınız? Çok genel bir yorum yapayım yine. Biraz önce bahsettiğim eğitim ve cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği bizim önem verdiğimiz iki ana konu diye bahsetmiştim. Filizlerin Mucizesi'nde de hedeflenen bir, aslında bir silsile diye bakmak lazım, bir eğitim. Kadın eğitimi, birazdan bahsederiz yine detaylarından. İki, istihdam. Üçüncü kolu da girişimcilik aslında, yani tarım sektörüyle ilgili. Burada hedeflenen, biraz önce müşteri kitlesinden, çiftçiden bahsettik. Bir de bunu üreten bizler varız veya satan teşkilatlarımız var. Tarımda özellikle mekanizasyon veya üretimde veya satış alanında kadının yeri şu anda birçok sektörde de farklı olabilir ama oldukça düşük olduğunu farkına vardık. Burada yola çıkarkenki amacımız özellikle karar aşamasında olan genç meslek liselerinde okuyan kızların özellikle erkek işi gibi görülen makina, tarımda teknoloji gibi konulara, dallara çok odaklanmadığını gördük. Hatta bununla ilgili projeye paralel yapılan 1200 örnekli bir çalışma da vardı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda da sunuldu diye biliyorum. Buradan çıkarak aslında eğitim dediğimiz bu meslek liselerindeki kızların erkek işi olarak algılanan bu konulara ilgisini arttıracak bir dizi aktiviteyle başladık. İkinci stepte bunların istihdama kazandırılması gibi özetleyebilirim. Girişimcilik biraz daha farklı bir konu. Bununla da ilgili bir örnek projemiz var. O yine tarımda içerisinde olduğunu söylediğimiz kadınların desteklenmesi olarak düşündüğümüz zaman bu doğrultuda bir tane proje yarattık. Onunla da biraz ilerleyen vakitte yine detaylı bahsedebilirim. Şimdi detaylara geçmeden evvel biz bir VTR'miz var bu projeyle ilgili. Onu seyredelim, ondan sonra üzerinde konuşalım. Mucizelere inanır mısınız? Peki ya mucizenin yalnızca hayallerin peşinden gidildiğinde elde edilebileceğine? Günler, geceler boyu çalışmanın ve inandığınız yolda kararlılıkla yürümenin eninde sonunda kazandıracağından hiç şüphe etmediniz. Öyleyse bunca çabanın karşılığını almak da sizin hakkınız. Sahi, mucize bir anda kendiliğinden oluvermesi beklenen mi, yoksa emek verilen bir şey midir? Ne dersiniz? Doğanın mucizesiyle buluşmak, toprağa, suya dokunmak ve hep birlikte mahsule kavuşmak için dökülen bunca alın teri boşa olamaz. Hele bir de yol arkadaşlarınız oldu mu, hayaller bile gerçek olur. Size destek verenler, yolunuzu aydınlatanlar değil mi? Mucize, bir gün mutlaka ulaşacağınızı bilerek, inançla yürüdüğünüz hedeftir. Sadece kalbinizde değil, her an yanınızda olanlar ve yolculuğunuzu değerli kılan tüm destekleriyle sizin siz olmanıza katkı sağlayanlar. Kim bilir, belki de o mucize
kimilerine göre sizsinizdir. Hayalinizi gerçekleştirdiğinizde yanınızda olanlar, sizinle omuz omuza emek verenlerdir. Bazen emeklerinizle üretilen bir traktör sizin mucizeniz, gücünüzse koca bir ülkenin gücü oluverir. Filizlerin Mucizeleri Projesi, kadın çiftçileri, kız öğrencileri ve Türk traktörün kadın çalışanlarını hayallerine ulaştırıyor. Modern tarıma yön veren Türk traktör, kadın istihdamını destekliyor. Ülkemiz için değer yaratıyor ve kadınların gücüyle ülkemizin gücüne güç katıyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen tüm kadınlara burada yer var. Gelin birlikte mucizeler üretelim. Çok güzel bir proje. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Türk Traktör olarak ve Aile Planlaması Vakfı olarak. Bu proje şu anda kaç ilde, kaç okulda devam ediyor? 6 ilde. Daha çok istihdam, eğitim ve istihdam olduğu için sanayileşmiş, otomotiv sektörü ve tarım sektörünün üretim yapan illeri seçtik. Ama bunun dışında Urfa'da var farklı bir lokasyon olarak. 60 meslek sesinde de bu proje devam ediyor. Kız öğrencilerin farkındalığını arttırmak, bu mesleği seçmelerini sağlayacak bilgilendirmeyi yapmak. Burada tabii sadece öğrencinin düşüncesi değil, aslında filmde de gördük. Hı hı. Ebeveynlerin, ailenin de bilgilendirmesi gerekiyor. Tabii ki. Okuldaki öğretmenlerin bilgilendirmesi. Aslında bu bir bütünsel bakışla aslında yapılan bir program. Dediğim gibi 60 yaklaşık meslek sorununda 2017'de başladık. 2 senedir devam ediyor. Yine genel bir yorum olarak söylemek gerekirse bu tip konuları sürekliliğini sağlamak lazım. Çünkü bir sene, 2 senelik bir projeyle yaptığınız zaman bir süre sonra o ilk imesini kaybedebiliyor. Bizim de bir şekilde bunun arkasında durup bunun sürekliliğini sağlamamız gerekiyor. Ben kadın çiftçileri de merak ettim. Kadın çiftçilere yönelik de bu eğitimleri veriyorsunuz. Onlar size nasıl ulaşıyorlar? Yani siz mi onları buluyorsunuz? Nasıl bir şeyden geçiyorlar, eğitimden geçiyorlar? Onu da merak ettim. Şöyle örnek vereyim. Türk Traktör 65 yıllık dedim. Konuya farklı bir açıdan giriyorum. Türkiye'de çok yaygın bir bayi ağımız var, servis ağımız var. Ve traktör konusu, şimdi biz hep şehirde otomobil gibi düşünüyoruz. İşte bayiler var, işte müşterisi zaman geliyor, araç istiyor, alıyor, almıyor ama bayilik teşkilatı kuvvetli ve sürekli aslında o çiftçinin içerisinde olan bir teşkilatımız var. Sadece satışla bitmiyor çünkü sürekli o hizmeti sunmanız gerekiyor, servisle. Evet. Sunmanız gerekiyor. Zaten en kuvvetli yanımız da öyle diyeyim. Tarım sektörünün aslında diğer sektörlerden alınan bir özelliği de gerçekten firmalar müşteriye çok yakın olmak zorundalar. Başka zaten yaşama şansları da yok. Böyle baktığınız zaman biz de kendimizi çok şanslı görüyorum. Çok eski bir köklü şirket olduğumuz için. Sürekli sahadayız. Hiçbir şirkette görmediğim kadar sahadayız. Ve gerçekten bir köye gittiğiniz zaman, bir yeni ürün tanıtımı yaptığınız zaman işte sanılanın aksine tabii ki köy meydanında erkeklerin daha çok ilgi gösterdiği bir konu ama kadınlar da bu konuya en az erkekler kadar demiyorum ama oldukça ilgililer. Hatta traktörleri isimlerini bilmeseler bile renkleriyle hep söylerler. Yeni mavi geldi, yeni kırmızı geldi gibi. Dolayısıyla otomotivle kıyasladığım zaman tüketiciye çok rahat ulaşılan bir segment. O yüzden kadın, erkek veya kız çocuğu olsun, özellikle müşteri, çiftçi kitlesi dediğin zaman çok rahat bayi kanalıyla, Türkiye'ye çok yaygın bu kanalda çok hızlı ulaşabiliyoruz. Anladım. O yüzden eğitimler verdiğimiz zaman işte bir sürü başka projemiz de var. Kadın sürücüleri, kadın işte demin filmde de gördünüz.
bilgilendirme olsun. Çok hızlı aynı anda Türkiye'nin birçok noktasına ulaşabilen bir altyapı var. Çok güzel. Yani onlar size ulaşıyor, siz onlara ulaşıyorsunuz. Böyle bir işbirliği oluyor. Ben şimdi Nurcan Hanım size dönmek istiyorum. Türkiye Aile Planlaması Vakfı çok önemli ve çok köklü bir kurum. Siz kurumunuzu anlatır mısınız? Vakıf olarak neler yapıyorsunuz? Hı hı. Evet, özetle 1985 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu, Sayın Vefik Koç'un önderliğinde iş adamları, akademisyenler, işçi işveren sendika temsilcileriyle böyle bayağı bir toplumsal zemini yanına alarak o yıllarda koruyucu sağlık yaklaşımıyla aslında işte anne bebek sağlığını geliştirmek, çünkü anne ölümleri ciddi bir sorun. Aile planlaması hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları destek olmak üzere yola çıkan bir inisiyatif ve yıllar içerisinde de işte güvenli annelikten doğurganlığın düzenlenmesine, cinsel gelişim süreçlerinde çocukların, ergenlerin desteklenmesinden, kadınların şiddete yönelik yaşadıkları sorunlara kadar geniş bir zeminde koruyucu sağlık perspektifiyle cinsel sağlık alanında işte farkındalık, eğitim ve uygulama çalışmaları yapan bir sivil toplum kuruluşu. Ve kaçınılmaz olarak toplumsal cinsiyet eşitliği bizim için olmazsa olmaz hedeflerden bir tanesi. Çünkü kadınların ve kız çocuklarının yaşam kalitesini ve statülerini geliştirmeden aslında sağlıklarını iyileştirmeniz çok mümkün değil. Dünyada tüm veriler bunu gösteriyor. Dolayısıyla kurulduğumuz noktadan itibaren aslında tüm programlarımızda bu kız çocuklarını ve kadınları güçlendirmeye yönelik adımları hep kapsamaya ve bu alanda çalışmaya devam ettik. Ama bildiğiniz gibi son yıllarda ülkemizde bu toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı altında artık eşitliği destekleyici mekanizmalar çok yaygınlaştı. Evet. Ne güzel ki hani özel sektörde aslında bu konuda ana uygulayıcılardan biri haline geldi. O kapsamda bizim çalışmalarımız da o çerçevede yaygınlaşmaya başladı. Aslında Türk Traktör'le işbirliğine geldiğimiz süreçte Koç grubunun 2015 yılında biliyorsunuz toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyorum programı başladı. O noktada He4She'nin uygulayıcısı olarak şirketler hem eşitliği desteklemeye yönelik toplumsal adımlar atmaya başladılar. Hem de her bir şirket kendi içinde bu eşitliği sağlamaya yönelik hedefler tanımladı ve bunları hayata geçirmeye başladı. Aslında Türk Traktör o noktada en öncü şirketlerden biri oldu ve bildiğim kadarıyla kadın istihdamını ikiye katladı kendi içinde. Otomotiv sektörü aslında ülkemizde kadın istihdamının gelişme potansiyeli olan alanlardan biri. Şimdi diğer ülkelerle kıyasladığınızda çok arkada bir noktadayız. Ama bu fırsat aynı zamanda. Orada kendi kadın çalışan sayısını arttırırken uygun profilde mavi yakalı çalışanları bulmanız için meslek liselerinin teknik bölümlerinden mezun olan kız öğrencilerinin sayısının yeterli olması gerekiyor. Şimdi dönüp oraya baktığınızda teknik bölümleri seçen kız öğrencilerin sayısının düşük olduğunu görüyoruz. Onun için de siz Filizlerin Mucizeleri kapsamında okullara gidiyorsunuz. Aynen, okullara gidiyoruz ve sadece okullarda Aykut Bey'in söylediği gibi öğrenciler değil ama aynı zamanda aileler, aynı zamanda öğretmenlerle birlikte böyle kapsayıcı bir çalışma yapıyoruz. 9. sınıfta ağırlıklı olarak çalışmaya başlıyoruz. Çünkü bölüm seçimleri o noktada başlıyor. Bu söz edilen araştırma da aslında bize çok güzel veriler sundu. Biz bu verilerin üzerinden çalışmalarımızı planladık. Gördük ki bu teknik bölümleri seçen kız öğrenciler aslında yaptıkları şeyle gurur duyuyorlar. Yani %56'lık bir orandı doğru hatırlıyorsam. Bir teknik bölümü seçmiş olmaktan dolayı çok mutlu ve arkadaşlarını da bu konuda ikna etmeye hazır. Ama öte yandan sizi gelecekte bekleyen zorluklar nedir diye sorduğumuzda
iş hayatının çok erkek egemen olması diyorlar. Yani buna yönelik bir farkındalıkları da var. Dolayısıyla sadece okulları hazırlamak değil ama iş dünyasının da aslında bu teknik mesleklerde kadın istihdamını ister hale ve bunun altyapısını oluşturur hale gelmesi gerekiyor. Peki projeyle ilgili ilginç anılarınız var mı bu kadınlarla ilgili veya genç kızlarla ilgili okullarda? Olmaz mı? Alana inmek her zaman için sahada çalışmak böyle güzel sürprizlere ve besleyici adımlara açıktır. Dolayısıyla biz de böyle her buluşmamızda ailelerle birlikte çalışırken çok fazla sayıda ebeveynin şunu paylaştığını gördük. Yani keşke bunları bilebilseydik. Daha fazla bilgi sahibi olmasını, evet, olmayı istemek. Hani biz elbette çocuklarımızın iş bulmasını isteriz ve istihdam seçeneklerinin fazla olması onlar için çok çok motive edici, çok belirleyici bir şey. Öğretmenler noktasında şöyle deneyimler var. Biliyorsunuz sistemde biraz da kültürel olarak koruma eğilimimiz çok fazla. Dolayısıyla alan öğretmenlerinin teknik konularda kimi zaman öğrencileri koruma amaçlı, hani onlar yapamazlar, o sektörde ezilirler, kötü muameleye uğrarlar gibi şöyle öğretmen paylaşımlarımız var. Mesela bir makina öğretmeni bölüme gidiyor, bir okula tayin oluyor ve hiç makinede kız öğrenci olmadığını görüyor. Bunu araştırmaya başlıyor. Diyorlar ki hayır, mevzuat uygun değil, dolayısıyla seçemezler. Onlar bunu didikliyor ve böyle bir yasağın olmadığı ortaya çıkıyor. Bu tamamen yani, bir algı. Tamamen bir algı üzerinden. Çünkü kızlarımız bunu yapamaz algısı. Aksine aslında onlar öğretmenlerin desteğini o kadar açıklar ki, ama bu hani koruyucu tutumu bizim destekleyici, güçlendirici, cesaretlendirici bir yere taşımamız gerekiyor. Onun için diyoruz ki öğrencilere, hayalleriniz için ezberleri bozun. Çok güzel bir söylem. Onlar çok hazırlar, biliyor musunuz? Yani, Türk Traktör de bunu çok destekliyor diyorsunuz. İki katına çıkmış değil mi? Kadın istihdamı Türk Traktör'de ne kadar güzel. Evet. Süper. Ve bu burada bütün iş dünyasında, özellikle otomotiv sektöründe böyle bir potansiyel var. Ama tabii bunu hedeflerken mesela Türk Traktör'ün yaptığı gibi aslında o istihdam edilen kadınların ihtiyaçları ve yaklaşımları, mesela soyunma odası. Kimi zaman biz meslek liselerinde, teknik bölümlerde kız öğrenciler için tuvalet olmadığını görüyoruz. Doğru. Çünkü baştan süreç öyle planlanmamış. Evet. Ya da işte emzirme odaları gibi. Yani kadınların ihtiyaçlarına cevap veren bir yaklaşımın olması çok önemli. Tabii. Öğrencilerin mesela bu konuda sorun yaşadıkları bir başka boyutta staj. Teknik bölümü seçtiler. Staja gidiyorlar. Oradaki bir deneyim paylaşımı, öğrencilerden gelen, bir klima fabrikasına gidiyorlar. Staj yap. 4 kişilik. 3'ü erkek, biri kız öğrenci gidiyor. Servise gidiliyor iş yerlerine, evlerine. 3 oğlan o servise çıkıyor. Kız öğrenci orada kalıyor. Hadi sen bir çay demle bize gibi. Evet, yani ve bunu hani iyi bir şey yaptıklarına inanarak yapıyor ne yazık ki. Beklenti o yönde olmuş şimdiye kadar. Hep dolayısıyla. Aynen. Onun için büyük ve kurumsal şirketlerde bu dönüşüm daha kararlı bir şekilde, daha yapısal olarak yürüyor. Ama daha böyle orta boy ve küçük şirketler için bu farkındalık çalışmalarının hani kamuoyu, aynen sizin şimdi yaptığınız gibi, bilinirliğinin ve bu destek mekanizmalarının yaygınlaşması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi Türk Traktör olarak gerçekten önemli bir öncülük yapılıyor bu konuda. Ama yapılan öncülük sadece onunla sınırlı değil. Ben sizin çiftçilere verdiğiniz güvenli sürüş eğitimlerinde çok gerçekten takdir ettim. Biraz da ondan bahsedebilir misiniz? Yine çok genel, bunu da eğitim aslında kategorisinde değerlendirmek lazım. Günlük hayatta işte kazalar, trafik kazaları, hep içinde yaşadığımız konular için bunları hep takip ediyoruz ama aslında düşünürseniz Türkiye'de işte yaklaşık aktif olarak kullanılan 1.2 milyon traktör var. Ve bu traktörler asfalt yollarda çok
şey koşullarda da kullanılmıyorlar. Bunlar gerçekten amaçları gereği işte engebeli arazilerde pulluk çekerek veya bir sürü birçok faaliyetlerde kullanılıyorlar. Aslında çok ciddi Türkiye'de her gün traktör kazaları da oluyor. Bu projede de amacımız bu farkındalığı yaratmaktı. Güzel bir video çektik. Sadece video değil, yine bütün ulaştığımız, bayi kanalıyla ulaştığımız, biraz önce de bahsettiğim tüketicilere, müşterilere eğitimler vererek. Ama video her zaman bir farkındalık da yaratır. Traktör kullanırken veya ekipman kullanırken traktöre bağlı nelere dikkat etmek gerektiklerini vurgulayan video çekimiyle ve eğitimlerle bu projeyi de yine 2 sene oldu başlattık. Çocukları kullandık. Kendi çalışanlarımızın çocuklarını kullandık. Böyle olunca çok daha tabii hatırda kalır oluyor. Burada çok iyi bir geri dönüşüm gerçekten aldık. Çünkü özellikle yine sadece kadın değil ama kadın esas kullanıcı diyeyim erkek kendi kullanım koşullarında aslında ne riskleri aldıklarını görsel olarak gördükleri zaman gerçekten farkındalıkları çok artıyor. Güvenli sürüş dediğimiz projede aslında böyle başlattığımız bir projeydi. Şimdi çocukları kullandık diyorsunuz. Ayrıca çocuklara yönelik yaptığınız çalışmalar da var. Benim çok hoşuma giden bir kütüphane projeniz var köylerde. Ondan da kısaca bahsedelim. Belki kitap bağışlamak isteyen izleyicilerimiz olabilir. Nasıl çalışıyorsunuz o konuda? Daha çok yeni, 2 ay önce bir tane daha kütüphane kurduk. Yanlış hatırlamıyorsam Kars bölgesinde diye hatırlıyorum. Burada da yine biraz önce bahsettiğim konuya gelecek. Türk Traktör çok kuvvetli bir marka. Zaten pazar payımız %45. Yani satılan her traktörden, 2 traktörden birisini biz satıyoruz. O yüzden çok yaygın bir teşkilatımız var. Özellikle bayiler aracılığıyla, çünkü kütüphane kurabilirsiniz ama onun sürekliliğini sağlamak esas önem verdiğimiz konu. Bu şekilde yıllardır yaptığımız bir proje. Bu çok yeni bir proje değil. İhtiyaç olan bölgede bayilerin de desteğiyle, onlar çünkü sürekli kontrol edebiliyorlar. Evet. Sürekli o bölgeye gidiyorlar. Okul kütüphaneleri kurduk. Bu da aslında özellikle biz hani sadece Türk Traktör olarak söylüyorum, şehirde yaşayan kitlere hep böyle özen gösterdiği konu. Böyle bir projeyi de aslında başlatmak yine bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Yine bizim ana müşterimizin yaşadığı topluma, o bölgeye hangi yaş seviyesinde olursa olsun bir şeyler katmak istiyoruz sonuçta. Çocuklar bizim kullanıcımız değil ama o ailenin fertleri, anneleri bizim kullanıcımız veya tarlada çalışan insanlar, babaları da tarlada çalışan insanlar. Dolayısıyla bir bütünsel değerlendirdiğimiz zaman bizim oralarda olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Aykut Bey, Nurcan Hanım, Türk tarımına verdiğiniz bu destek için, bu güzel sosyal sorumluluk projeler için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz programımıza, katıldınız. Sevgili seyirciler, gelecek hafta farklı konular ve konuklarla İyilik Her Yerde diyeceğiz. Görüşmek üzere.